PARS, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki darbe girişimi faaliyetlerinin ortak koduydu. Hazırlıklar günler öncesinden başladı. Eski alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın her an tatbikat alarmı verilebilir, telsizler test edilsin talimatı üzerine alayla 15 Temmuz darbe girişimi gecesi baskın yapılan TRT stüdyoları arasındaki iletişim kontrol edildi. Sadece bu da değil. 14 Temmuz günü alayın mühimmat mal sorumlularını yanına çağıran eski alay komutanı Barış, 8000 G3 piyade tüfeği mermisinin alaydan çıkarılıp Beytepe'deki jandarma komutanlığına götürülmesi talimatını verdi. O mermiler darbe girişimine direnenleri hedef almak içindi. Yine eski alay komutanının emriyle muhafız komando taburundan 124 asker TRT baskınına gönderildi. Bu taburla TRT'ye giden diğer isimler Albay Muhammed Tanju Poshor ve Kurmanyarbay Ümit Gençer'di. TRT stüdyolarına zorla girdiler. Çalışanları odalara kilitlediler. Ölüm tehditleri savurdular. Eğer kaçmay olursa vururum! O sırada Köşk Muhafız Komando Birliği'nden 103 asker de TRT baskınına giden askerlere takviye olarak gönderildi. Yakın bölgedeki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarında hazır kuvvet olarak beklediler. Sözde darbe bildirisini darbecilerin başındaki isim Ümit Gençer okuyacaktı. Hazırlandı, tören üniformasını giydi. Ancak gelen bir telefon onu bu kararından döndürdü. Silah zoruyla spikere okutuldu. Yönetime el koymuştur. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniyordu. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Milyonlar onun bu çağrısına kulak verip sokağa çıktı. Yaşlısı, genci, yüzlerce kişi TRT'ye koştu. Gözü dönen darbeciler havadan da helikopter ve uçaklarla halkı korkutmaya çalıştılar. Saatler sabaha karşı 3'ü gösterdiğinde millet polisle el ele verip TRT'yi FETÖ'cü hainlerden temizledi. Darbeciler gözaltına alındı.